Mas eu acho que num jogo de mata-mata, eu acho que isso não conta, né? São duas mãos, 180 minutos jogados. Acredito que nossa equipe está bem preparada para esses dois jogos. Espero que nós possamos classificar. Junior'a soruşu. Sporting'in Avrupa'da çok tecrübesi var. Avrupa geleneği olan bir takım. Bununla ilgili ne söylemek istersin diye soruldu. Junior'ın cevabı ise evet, Sporting büyük bir takım. Bunu zaten biliyoruz ve Avrupa'da oynama geleneği olan bir takım. Tarihinde de bu var zaten. Ama ne olursa olsun iki ayaklı bir maç. Biz de bu maçlara çok iyi hazırlandık ve tur atlayıp bir sonraki tura geçen taraf olmak istiyoruz. A equipa jogou muitos jogos seguidos. Se isso atrapalha o rendimento da equipa, então a resposta foi. Bom, primeiro, comparando a Liga Turca com as outras, não vou dizer que está no mesmo nível, mas está em alto nível. Não é fácil disputar o Campeonato Turco. Você estando em primeiro, vai jogar com o último colocado, encontra muita dificuldade nessa competição. Então, por esse fato, eu coloco a Liga Turca em um grande nível, porque já joguei outras ligas. Junior Kayseri'ye sorulan soru. Bu zamana kadar 4 tane farklı ülkede oynadın. Türk futbolunun seviyesini diğer ülkelerin seviyeleriyle karşılaştırmışsın. Kayseri'nin cevabı ise baktığınız zaman evet aynı seviyede değil ama Türkiye liginde oynanan futbolda yine çok üst seviyede bir futbol olduğunu söyleyebilirim. Zor. Özellikle lider olduğunuzda, birinci sırada olduğunuz zaman rakipler size karşı daha farklı bir motivasyonla çok daha hazır bir şekilde oynuyorlar. O yüzden özellikle birinci sırada gitmek Türkiye liginde çok kolay olmuyor. Diğer liglerde oynadım bildiğiniz gibi. Portekiz ligindeki her takıma saygım var. Özellikle orta sıradan ve aşağıya doğru giden takımlara karşı. Yalnız Portekiz futbolunda şöyle bir gerçeği var. Burada hep şampiyonluk yarışı Porto, Benfica, Sporting, Braga ve Gimareş arasında geçiyor. Böyle de bir gerçek var. Alman ligine baktığınız zaman da Alman liginde zaten en son sıradakiyle en üst sıradaki takım da birbirine denk bir futbol oynayabiliyor. Şunu şu şekilde bitirmek isterim. Türkiye futboluna genel olarak herkesin saygı duyması lazım. Çünkü çok üst seviyede bir futbol oynanıyor. Equipe adversária. Sabemos os pontos fortes, os pontos fracos. Às vezes jogam no 4-4-2 ou no 4-3-3 ou no 3-5-2 também. É uma equipe versátil, como disse o nosso treinador. Analisamos a equipe, esperamos fazer um grande jogo, que nem o nosso treinador disse. Depende muito da nossa, dos nossos jogadores amanhã. Teknik direktörümüzün dediği gibi biz rakibimizi çok iyi analiz ettik. Rakibimizin hem kuvvetli yanlarını hem de zayıf yanlarını çok iyi biliyoruz. Rakibimiz hocamızın da dediği gibi çok farklı sistemlerde oynayabilen bir takım. Yeri geldiği zaman 4-4-2 oynuyor, 3-5-2 oynuyor ve 4-2-3-1 çok farklı sistemlerde oynayabiliyorlar. Hocamız da biraz önce bahsetmişti zaten. Yarınki maç tamamen oyuncuların bizim performansımıza bağlı. Bizim de istediğimiz yarın buradan iyi bir sonuç almak ve Türkiye'ye avantajlı bir skor dönmek. Que era a grande figura na fase de grupos desta Liga Europa por parte do Sporting. Bom, mas eu acho que ele tem razão. Ele está jogando em casa. Ele tem que ser o favorito dentro da casa dele. Se ele disser que não é o favorito, ele acaba se enganando, né? Ele tem que mostrar para os torcedores que é o favorito. E eu acho que aqui eles são favoritos. Mas nós estamos bem preparados para esse jogo e esperamos surpreender dentro da casa deles e sair com bom resultado e no segundo jogo de Istambul, né, conseguir a classificação. E em relação a quem quer para ser grande figura? Bom, pelas análises que nós... Oyuncumuza gelen soru, rakip takımı teknik direktörü Silas, kendinin maçta favori olduğunu söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ve onun dışında da rakibin yine önemli oyuncusu Bruno Fernandes takımdan ayrıldı. Ondan dolayı bu maçta sizce tehlike yaratacak oyuncu kimdir diye bir soru yöneltildi. Junior'ın cevabı ise aslında baktığınız zaman rakip takımın teknik direktörü haklı. Çünkü zaten aksini söylemesi düşünemezdi. Çünkü kendi evinde oynuyor. Seyirci avantajı var. Bundan dolayı tabii ki favori olduğunu söylemek de haklı. Ben de ona hak veriyorum aslında. Ama şöyle bir şey var. Biz iyi hazırlandık. O yüzden iyi hazırlandığımız için buraya da sürpriz yapıp İstanbul için çok iyi bir sonuçta döneceğimize inanıyorum. İkinci soruya cevap da evet, Bruno Fernandes ayrıldıktan sonra Bruno Fernandes önemli bir oyuncuydu. Ama onun dışında yine defans hattında çok önemli isimler var. Onun dışında iki tane kanat oyuncuları hızlı oyunculardan oluşuyor. Rakip takımın santrafor ise statik bir santrafor değil. Hareketli ve daha çok kanatlardaki boşluğa da
kendini atan bir santrafor. Onun dışında iki tane ofansif beki var. O yüzden sadece bir oyuncu üzerinden değil, bence rakip takımda tehlike yaratacak birkaç tane oyuncu var.